Hanımlar, beyler, kelimelerin içinden geçtiğimiz, birbirimize harfler armağan ettiğimiz ve buton tokatladığımız efsane yarışma programı Kelime Oyunu'na hoş geldiniz. Yine yepyeni 4 tane yarışmacımız var. Aha bakın neredeler. Hoş geldiniz Bahtişen Hanım. Hoş buldum. Heyecanlı mısınız? Birazcık. Birazcık. Güzel, birazcık kontrol edilebilir gibi. İddialı mısınız peki? İddialıyım. Harika. Çok güzel. Başka bir şey söylemek ister misiniz? Başka... Geldik. Yani burası çok farklı ya. Çok farklı oluyor. Neye yani. Göre farklı? Diğer ekrana göre. Göre mi? Ekrana göre. Ha, evet. Ekrana göre tabii biraz farklı olmasın bu Bahtişen. Yani biraz heyecan olması lazım. Evet. Olmadı mı? Var. Var. Açık adım oluyor böyle. Aynen. Bahtişen Hanım birazdan bayılacak. Çok heyecan yok dese de sevgili izleyenler. Kalp atışını buradan duyuyorum ben. Neyse birazdan rahatlayacağız. Merak etmeyin. Orhan Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizde nedir durumlar? Ben de çok heyecanlıyım. Harika. Evde izlerken çok rahat oluyor ama. Evet. Burası gerçekten çok çok başkaymış. Sizin iddianız var mı? Hiç yok. Hiç yok. Ay enfes. En çok siz eğleneceksiniz. Hayırlısı bakalım. Hayırlısı bakalım. Esra Hanım siz de hoş ben geldiniz. Ben hoş buldum. Sizde durumlar nasıl? İyiyim. İlk geldiğimde biraz heyecanım vardı ama şu an daha rahatladım. Ay harika. Sizin eğlenmeme bakacağım. İddianız ne durumda? Çok iddiam yok. Çok ne olursa. Az var. Aynen. Çok iyi. Serhat Bey siz de hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Sizde ne var ne yok? Vallahi iyi her şey. Ben telefonu aldığımda, çağrıldığımda bir heyecan yaptım. Evde de bir iki bölüm izleyeyim dedim bakalım nasıl olacak diye. Evet. Vallahi yani orada bile bir psikolojik mi artık nasıl olduysa bir tekleme başladı. Ama geldiğimden beri bir saattir falan böyle bir fena rahatladım. Değilsiniz. Böyle bir iyiyim. Siz iddialı mısınız normal şartlarda? Normal şartlarda çok iddialı olmam lazım ama buranın psikolojisi farklı. Bakacağız. Bakacağız. Biraz da şansa ona bakalım. Beraber bakacağız. Bak. Sevgili izleyenler gördüğünüz gibi yine sinsi 4 yarışmacımız var. Herkes sopasını saklayarak başlamak istedi. Bakalım neler yaşanacak. Alkışlarla ilk yarışmacımız geliyor. Başarılı kimse anlamına gelen sözcük. Gelecek evet. Evet. Gelmiyor şu an, çıkmıyor. Havadaki su buharının yüzde olarak değeri. Ha, lütfen. Çıkacak mı, çıkmıyor. Evet. Aşırı eziyet veya ben sıkıntı kalayım. Görmek. Maf olmak. Yok, o da bu. Şifalı kaynak suyu. Soda. Değil. Pek çok anlamlarına gelen söz dizisi. Onlarca. Değil. Değil. İki kelime. Kimseleri niteleyen söz dizisi. Bambaşka. Değil. Ağaçlarla örtülü geniş orman. Cazgır diyeceğim. Değil. Özellikler katan uygulama. Animasyon. Gibi bir şey. İfade, özel ifade. Değil. Görece daha ilkel hali. Optik lens. Hayır. Nedir? Gözlük lamer. Hayır. Gözlük tamamlı. Camlı. Fransızca kökenli sözcük. Boğaz. Değil. Değil. Dinlenme durumuna geçiş zamanı. Uyku vakti. Hadi çocuklar uykuya vardı orada. Hanımlar, beyler, günün ilk yarışmacısıyla masanın başında buluştuk. Siz de bizimle stüdyoda buluşmak isterseniz ekranda gördüğünüz adrese sesleniyorsunuz. Biz de sizi tuttuğumuz gibi stüdyoya alıyoruz. Bahtiş Hanım tekrar merhaba. Merhabalar. Siz ameliyat hemşiresi olarak çalışıyormuşsunuz. Aynı zamanda da eğitimi yüksek yapıyormuşsunuz. Evet, doktora yapıyorum. Doktora üniversitesinde. Çok güzel. Başka neler yapıyorsunuz? Zaten doktora süreci biraz uzun olunca mecbur git gelmekle uğraşıyorum. Yolu çok seviyormuşsunuz zaten. Evet, seviyorum. Araba kullanmayı seviyormuşsunuz. Seviyorum. Çok güzel. Pakizem var benim. Pakizem arabanın evet. Adı. Evet. Harika, aynen. Çok güzel. Onunla her yere gidiyoruz. Benim yol arkadaşım o. Aa, çok iyi. Benimkine de beyaz İzmir. Güvercin diyorum ama çok da güvercinlik bir halde kalmadı açıkçası. peki iddialı mısınız da biraz dediniz ama. Ya evet öyle de şimdi ekrandaki gibi olmuyor. Evet tabii. Şimdi ne kadar iddialı desem de burası evet. Çok daha farklı oluyor yani. Bildiğini unutabiliyor insan. Işık, kamera falan. Kesinlikle. Genelde zaten burnunuzun ucundakini soruyoruz. Başka bir tarafı düşünmeye başlıyorsunuz. Ben oralarda sizi geri çekmeye çalışacağım. Yani gözümüzün önündekini çoğu zaman göremeyiz ya. Ha, ben de aynısını aslında söyledim aslında. Ha, çok doğru falan dediğim de bari ne yap. Peki bir puan hedefiniz var mı Bahtiş Hanım? Ya aslında yok. Yani ekran başında oluyor. Bir ekran puan başında ne zaman, ne kadar alıyorsunuz? Ya 9300'e, 9000'lere kadar çıktım vardı. Evet. Çok iyi, harika. Ama bayağı iyi. Burası için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bakacağız. Belli olmaz o işler. Bahtiş Hanım neden? Hayatta her şey mümkün. Hayatta her şey mümkün diyerek kendinize de gazınızı ver. Size de helal olsun. Yani evlenebiliriz. Yani puan alabiliriz. Yapılabilecek evet birkaç evet. Şey var. Çok haklısın.
Ufak ufak başlayalım mı? Bakalım başlayalım. Nasıl gidiyor. Hanımlar beyler, ilk sorumuz geliyor. Bir kolonideki işçi bal arılarının eşeysel özelliği. Bir harf lütfen. Tabii, verelim bir harf. Eşeysel özellik deyince aslında şey gibi düşün, cinsiyetini soruyormuşuz gibi düşün. İşçi bal arılarının cinsiyeti nedir efendim? Zaten çok seçenek yok. Bir tanesini söylerseniz. Kraliç değil. Değil. Cinsiyetini soruyorum. Bir harf daha. Bir harf daha verelim. Evet. Durdurun siz, ben onu bulduracağım size. Dişi. Dişi doğru cevap. Cinsiyet tamam. Efendim? Cinsiyet hiç böyle. Tabii çok, çok heyecanlısınız, normal oralara gitmesi. Efendim dört harfli ikinci kelimemizin sorusuna bakıyoruz. Buyursunlar. Bazı Orta Asya toplulukları tarafından da kullanılan geleneksel Türk çadırı. Otağ. Otağ doğru cevap. Beş harflilere geçtik. İsim soylu bir kelime soracağız. Şu soruyla bakalım soruya. Yapay olarak elde edilen yumuşak ve esnek dolgu gereci. Bir harf lütfen. Tabii. Harf verdik. Bir tane daha. Bir tane daha. Dolgu gereci. Böyle hani özellikle bir eşya falan gönderirken böyle dolgu malzemesi olarak kullanılır. Kırılmasın. Böyle çok sallanmasın. Köpük. Köpük doğru cevap. Efendim beş harflerden devam ediyoruz. Bir sıfat soracağız şimdi. Bakalım nasıl soruyoruz. Düşey doğrultusuna dikey olan. Bir harf lütfen. Harf geldi. İyi. Yatay. Yatay doğru cevap. Efendim altı harflilerdeyiz. İsim soylu bir sözcük soruyoruz yine. Bakalım nasıl soruyoruz. Gıybet fısıltısı. Bir harf. Harf verelim. Masası vardır bunun. Fiskos. Fiskos doğru cevap. Efendim hala altı harflerdeyiz. Birleşik bir kelime soruyoruz. Bilişimle ilgili. Gelsin bakalım nasıl sorduk. Yazılımla kullanıcının etkileşimini sağlamak üzere düzenlenmiş ekran görüntüsü. Yazılımla kullanıcının etkileşimini sağlamak üzere düzenlenmiş ekran görüntüsü. Bir harf lütfen. Harf aldık. R. Bir harf daha. Bir harf daha aldık. Ü. Bir harf daha. Bir harf daha aldık. Hiç. A. Evet. Hiç gelmiyor. Bir hafta belki. Bir hafta alalım. Bir hafta aldık. Tamam abi, durdurun, süre gidiyor. Aynen, evet. Bir sesli harf koyun, devam edin mi? Arayüz. Arayüz doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz. Evet. Arapça, Farsça karması bir kelime soracağız. Gelsin bakalım nasıl soruyormuşuz onu da. Kronolojik anlatı. Kronolojik anlatı. Bir harf. Bir harf aldık. Tarihçe. Tarihçe doğru cevap. Bahtişen Hanım, yarışmanın ortasındayız. 2600 puanımız var. Hiç fena bir puan değil. Ama 1 dakika 11 saniye evet, süremiz biraz var. Evet, saniye. Yani bundan konuşayım. Sonra atak halinde gitmemiz gerek. Soruları görebilelim diye. Buyursunlar, soruyu görelim. Mecazen çalışmalarıyla kendini kabul ettirmiş, başarılı kimse anlamına gelen sözcük. Harf mi istediniz? Evet. Harf istemiştik, evet. Çalışmalarıyla kendini kabul ettirmiş, başarılı kimse. Aa, o bir nokta noktadır bu konuda. Şey. Evet.
Gelecek. Gelecek evet. Gelmiyor şu an, çıkmıyor. Başına bir sesli harf koyun. Değil, daha yuvarlak bir şey koyun. Oh. Hah. Ot. Devam. Onunla devam. Çıkmıyor ya, çıkmıyor. Hadi be. Çıkmıyor. Ot. Hadi be. Otorite olacaktı. Evet. Üzgün alkış, yedik ağzımızın ortasına ama olsun, önemli değil. 7400 puan yatıyor karşımızda. Cayır cayır gidip alabiliriz onu. 8 harflerdeyiz Bahtişen Hanım. Meteorolojiden geliyor sorunuz. 2 kelimeden oluşan bir söz dizisi. Bakalım nasıl sormuş editör. Yazın hava sıcaklığını olduğundan daha yüksek hissetmemize neden olan havadaki su buharının yüzde olarak değeri. Lütfen. Havadaki su buharının yüzde olarak değeri. Böyle çok yazın, ay çok nokta nokta var deriz. Nem? Hah, yüzde olarak değeri deyince. Neme çıkacak mı, çıkmıyor? Evet, nem yüzdesi demeyiz de bu deriz. Nem oranı. Hah, nem oranı doğru cevap. Efendim yine batı kökenli bir sözcük soracağız. Anatomiden geliyor soru. Buyursunlar. Gülmek, ağlamak, korku, sevinç gibi duygularda etkin olarak kullanıldığı için sahne sanatçılarında gelişmiş olan bir kas. Ref. Değil. Gülmek, ağlamak, korku, sevinç gibi duygularda etkin olarak kullanıldığı için sahne sanatçılarında gelişmiş olan bir kas. Kas. Evet, şey böyle kaburganın altında bir kastır. Diyafram. Diyafram doğru cevap. Diyafram. Efendim 9 harflilerdeyiz. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Mecazi bir söz dizisi bu. Gelsin sorusu. Aşk, sevgi, heves gibi duyguların kaynağına yönelik kimi zaman çılgınca istekleri doğrultusunda verilen bir isim. Aşk, sevgi, heves gibi duyguların kaynağına yönelik. Nedir bunun kaynağı efendim? Bunların kaynağı. Hormonal olarak mı? Yok yok. Mı? Aşk, sevgi, heves gibi duyguları nerede yaşarız? Ya bu... Hayır hayır. Bu yani bir kadın adı aynı zamanda bu. Şarkılarda çok geçer. Hiç. Ö var orada. Deli gönül. Deli gönül doğru cevap. Hiç böyle şey, deli gönül. Efendim 9 harflerden devam ediyoruz. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var şimdi. Gelsin bakalım. Deniz Kızı'nın gerçek ve eril versiyonu. Deniz Kızı'nın gerçek ve eril versiyonu. Deniz Kızı nedir efendim? Deniz kızı. Nerededir yani? Denizde. Tamam. Şeklini tanımlayın. O nasıl, neye benzer? Kuyruğu var. Yani neye benziyor kuyruğu olduğu için? Bir deniz canlısına benziyor. Balık. O, heh. Balık kadın. İşte onun eril versiyonu. Balık adam. Balık adam doğru cevap. Dalgıç yani aslında. Evet. Efendim 10 harflere geçtik. 2 kelimeden oluşan ve mastarla biten bir deyim soruyoruz. Gelsin bakalım sorusu. Aşırı eziyet veya sıkıntı görmek. Aşırı eziyet veya sıkıntı görmek. Mekle bitecek. Makla bitecek. Evet, evet. Ah ah, ben çok nokta nokta. Efkar. Değil efendim. Eziyet. Maf olmak. Yok, o da bu böyle yazılmıyor zaten. Birleşik kelime değil, bu iki kelime. Zulüm görmek. Saç sefadan tırnak. Cef. Cef. Cefa. Evet. Cefalamak. Cefalamak mı? Allah iyiliğinizi versin. Cefa çekmek. Cefa çekmek olacaktı.
Cefalandınız sevgili. Herhalde cefa çekmediğim için bilmiyorum galiba. Ay Allah çektirmesin Fatih Şenol. Efendim 10 harflerle devam ediyoruz. 2 kelimeden oluşuyor son sorumuzun cevabı. Yerli bir halkla ilgili sorunuz. Bakalım. İpucu da ipucu oldu. Kızılderili boy beyi. Harf lütfen. Harf verdik. Kızılderili boy beyi. Boy bey. Kızılderili boy beyi. Boy beyi. Kızılderililerin yaşındık ne topluluk nedir efendim? Kızılderililerin yaşadığı topluluk. Yani şey, bunların çatıda liderleri kim oluyor? Şap. Değil. Şamanla gittik oradan. Bir harf daha alayım. Bir harf daha alalım. Madem gelmişken. Veremeyiz. Bastırız çünkü. Evet. Veremedik. Kabile şefi olacaktı Bahri Şen Hanım. Kabile şefi olacaktı. Kızılderililer bizi mahvetti. Artık cefa çekmedim demiştiniz Bahri Şen Hanım. Hayırlı olsun. Olsun. Sağlık olsun. Olsun yani. Evet evet, ayaklarınıza de sağlık. Bu sizin hak ettiğiniz puan değil ama stres yönetiminde ilk adımı attık diyebiliriz. Evet. Bir dahakine yani inşallah diyelim. Bu şekilde hani ekran karşısında olmak çok çok farklı oluyormuş gerçekten. Evet. Evde hani rahat koltuğunda oturup hani aa bunu da söyleyemiyor falan dediğimizi şu an ben yaşadım burada. Demek ki ne kadar yargıladıysanız Bahri Şen Hanım. Başıma geldi işte. Hepsi sizinle. Kimse yaşattığını yaşamadan ölmezmiş derler. Evet. Bahri Şen Hanım ayaklarınıza sağlık. Hanımlar beyler, Bahri Şen Hanım'ı alkışlarla uğurlayacağız ve ikinci yarışmacımız gelecek. Siz şu an flört mü ediyorsunuz? Yok. Mürkep, mırkep, mırkep, mirkep, mörkep, markep. Bana güvenin. O kadar da güvenmeyin. Bildim sizce de değil mi? Bildim mi? Kadıköy'de hep sizden bahseder. Fransızcam pek iyi değil. Je vis ve zette falan diye desem yapar indirir. Hanımlar, beyler, günün ikinci yarışmacısıyla beraberiz. Orhan Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? İyi vallahi, fena değil. Neler yapıyorsunuz? Çalışıyorum. İstanbul'da İyi. Bir firmada. Güzel. Dış ticaret departmanında çalışıyorum. Çok iyi. Siz Rusça tercümanı mısınız? Normalde üniversitede Rusça tercümanlık mezunuyum. Şimdi? Türkiye'ye gelince bir firmada dış ticaret departmanında çalışıyorum. Türkiye'ye gelince yurt dışında okudunuz? Kırgızistan'da üniversiteyi okudum. Aa, harika, ne kadar güzel. O. Peki gidiyor musunuz arada Kırgızistan'a? Henüz kısmet olmadı. Yani inşallah bir tatilde eşimle beraber gideceğiz. İnşallah. Eşiniz Kırgız. Evet, eşim Kırgız. Zaten. Çok güzel. Çoluk çocuk var mı? Yok, şimdilik yok. Şimdilik yok. Ne kadardır evlisiniz? Bir seneyi biraz geçti. Güzel, maşallah. Nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. İyi, hoş. Eşiniz de çalışıyor. Evet, o da çalışıyor. O nerede çalışıyor? O da yine aynı bölgede farklı bir firmada çalışıyor. Çok güzel. Peki kelimelerle aranız nasıl Orhan Bey? İyidir. Severim yani. Evde izlerken yüksek puan almaya çalışırım. Evet. Ama tabii buranın heyecanıyla nasıl olur bakacağız, bilemiyorum. Yavaş yavaş bakacağız ona. Peki bir hedef puanınız var mı? 9000'i geçmek istiyorum. Hepimiz olursa istiyoruz. İnşallah. Ben de çok istiyorum. İnşallah ben de geçerim sizinle beraber Orhan Bey. Yani baktınız kayboluyorsunuz. Beni daha dikkatli dinlemeye çalışırsanız sizi o düştüğünüz çukurdan çıkaracağım. Tamam. Tamam mı? Tamam. Hazır mısınız? Başlayalım mı? Hazırım, başlayalım. Hanımlar, beyler, ilk sorumuz geliyor. Bir takım mineraller ve tuzlar ihtiva eden şifalı kaynak suyu. Soda. Değil. Su ne yapılır efendim? İçilir. Heh. İçim. Değil. Ama İçme. İçme doğru cevap. 4 harfli ikinci kelimemizin sorusuna bakıyoruz. Bir ekmeklik hamur topağı. Beze. Beze doğru cevap. 5 harflilerdeyiz. Tek kelime bir cevap isteyeceğiz şu soruya. Gizli güçlerle doğal akışı değiştirdiğine inanılan mistik yöntem. Sihir.
Doğru cevap sihir. Efendim eski ama bilinen bir sözcük soruyoruz. Yine 5 harfli. Bakalım onu nasıl soruyoruz. İnsan ve hayvanlarda karın bölgesi için kullanılan Arapça kökenli sözcük. Göbek. Değil. Arapça kökenli. İşkembe geliyor aklıma ama. Yok artık. hayvan, evcil hayvanınız var mı? Var. İşte o mesela onun böyle karın bölgesiyle ilgili öyle derler veterinerler. Çok kullanır. Ben bir harf alayım. Bir harf verdik. B. Bir harf daha alayım. Bir harf daha. Tomografi falan çektireceğiniz zaman da... Batın. Batın doğru cevap. Efendim altı harflilerdeyiz. Bir canlı türü soracağız. Bakalım nasıl soracağız. Gelsin bakalım. Tarımda verimi arttıran, gübresi yüksek fiyatlarla alıcı bulan çoğu gececil bir memeli. Yarasa. Yarasa doğru cevap. Yine altı harfli eski ama bilinen bir sözcük soruyoruz. Buyursunlar. Bir çağrıyı yerine getirme, bir çağrıya gitme. Eski bir kelime. Ben bir harf alayım. Tabii buyurun. C. Davete. İcabet. İcabet doğru cevap. Efendim yedi harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir söz dizisi sormaya karar vermiş editörümüz. Hadi buyursunlar sorsun da bir rahatlasın. Çok sayıda, pek çok anlamlarına gelen söz dizisi. Oo, İki. Pek çok. Ne? İki kelime. İki kelime, evet. Çok sayıda, pek çok. Onlarca değil. İki kelime. Diyor içinde sayı var bu iki kelimenin. Ben bir harf alayım. Bir harf verdik. Ü. Süre gidiyor bu arada Orhan Bey. Bir harf daha aldım. Bir harf daha aldık. Ü. Bir sürü. Bir sürü doğru cevap. Orhan Bey 3200 puandayız. Gayet iyi bir puan. 1 dakika 53 saniyemiz var. Dikkatli olmamız gereken bir süre. Tamamdır. Fena gitmiyoruz ama diyebiliriz. Efendim ikinci yedi harfli kelimeniz yapım eki almış bir sıfat. Buyursunlar. Mecazen sıkıntılı anlamına gelen ve içinde bulunulan zaman veya süreçler için kullanılan söz. Bir harf alayım. Verelim efendim. C. Bir harf daha alayım. Bir harf daha verdik. S. Mecazen sıkıntılı anlamına gelen ve içinde bulunulan zaman veya süreçleri kullanılan söz. Sürceme. Ha? Sürceme. Yok değil. Ama daha sıkıntılı. Çok. Sancılı. Sancılı doğru cevap. Efendim 8 harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir sıfat soruyoruz şimdi. Gelsin sorusu. Mecazen tamamen farklı durum ve yapıda olan kimseleri niteleyen söz dizisi. Tamamen farklı. Bambaşka. Değil. Değil. İki kelime. Bir harf alayım. Bir harf aldık. K. Tamamen farklı. Dünyanın iki ayrı ucunda gibi. Zıt kutup. Zıt kutup doğru cevap. Efendim iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var yine. 8 harfli buyursunlar. Temel yapı ögesi ateş tuğlası olan dengeli bir şekilde artıp azalan ısısıyla pişen yiyeceğin daha lezzetli olmasını sağlayan bir tür ocak. Güveç değil. Değil. Ocak. Ocak. İki kelime bir de. Bir harf alayım. Bir harf verdik. Bir şey fırını ama. Ne? Bir şey fırını evet, galiba. Evet ama ne? Ateş tuğlası var orada. Bir harf daha alayım. Tabii, bir harf daha verelim. Bir harf daha alayım. Bir harf daha verdik. 16 saniye kaldı bu arada. Tahmin edeceğiz. Buyurun. Baş fırın. Güzel başladınız ama değil. Boş.
değil. Yok öyle güzel var. Sonunu iyi getirdiniz. Taş fırın. Taş fırın doğru cevap. Orhan Bey baş fırın mı? Belki öyle söyleyen vardır. Peki inşallah vardır. Efendim 9 harflerdeyiz. 13 saniyemiz var ve 4 tane sorumuz var. Artık çok hızlı olmamız gerekiyor. Yine iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Halk arasında kullanılan kalıplaşmış bir tabir geliyor cevap olarak. Geliyor. Sorusu şöyle. Sanayi, üretim, ticaret, ekonomi, alemi ve çalışanları. Harf alayım. Harf aldık. 8 saniye. Evet. Sanayi, üretim, ticaret, ekonomi, alemi. Ne efendim bunlar? İş. Evet. Alemi. İş hayatı gibi bir şey. Daha geniş kapsamlı. Merkez. Değil. Alem. İş dünyası. İş dünyası doğru cevap. Efendim süreniz 6 saniye. 3 sorunuz var. Soru başına 2 saniyeniz var. Ben okurken basıp harf alabilirsiniz. Efendim yine iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Hayırlısı diyor, soruyu istiyoruz. Majüskül de denilen dil bilgisi ögesi. Majüskül de denilen dil bilgisi ögesi. Sesli harf. Sonu doğru, başı yanlış. Kalın harf. Değil. Değil. Daha basit düşünün. Ünsüz harf. Yok daha basit. Nasıl harf? Yazarken mesela. El yazısı. Cümlenin başında. Büyük harf. Büyük harf doğru cevap. 2 saniyeniz var. Soru geldiğinde basın o butona. Tamamdır. Aynı anda harf alayım da demek isterseniz siz bilirsiniz. Bakayım. Bilemedim. Canınız istiyorsa alalım. Tamam. Efendim 10 harfli ilk sorumuzun cevabı mastarla bitiyor ve tek kelime. Gelsin bakalım nasıl geliyor. Harf İstemeyerek abi. Benimseme. Kabullenme. Kabullenme doğru cevap. Efendim son sorumuza geldik. 2 kelimeden oluşuyor. Son sorumuzun cevabı gelsin sorusu bakalım. Zombiler için kullanılan oksimoron tabir. Zombi. Oksimoron iki zıt anlamlı kelimenin yan yana kullanılması. Ö de bayağı güzel bir yerden geldi. Zombi nedir efendim? Ölü. Evet. Ölmüş ama canlı evet. Hala. Güzel gidiyorsunuz. Beyin ölümü. Ölmüşle canlıyı birleştirin. Diri ölü. Diri ölümü. 7 harfli. Yürüyen ölü. Yürüyen ölümü değil ama çok güzel gitti. Ona benzer bir şey. Orhan Bey yaşayan ölü olacaktı. Üzgün alkışı son saniyede yedik. İnanılır gibi değil. Gerçekten hiç hak etmediğiniz bir puanla. Gidiyorsunuz koltuğunuza. 6500 puan aldınız. Az daha 8400 puan alıyordunuz ki zombiler sizi mahvetti. Maalesef. Ama bir süreliğine yine gün birincisi olacaksınız. Bahtişen Hanım'ın koltuğunu devraldınız. Bakalım sizden sonrakiler ne yapacak. Hanımlar beyler Orhan Bey'i alkışlarla uğurlayacağız. Ay 3. yarışmacımız geliyor. Ağaçlarla örtülü geniş orman. Cazgır diyeceğim. Değil. Özellikler katan uygulama. Animasyon. Gibi bir şey. İfade, özel ifade. Değil. Görece daha ilkel hali. Optik lens. Hayır. Nedir? Gözlük lamel. Hayır. Gözlük tamamlı. Camlı. Fransızca kökenli sözcük. Boğaz. Değil. Değil. Dinlenme durumuna geçiş zamanı. Uyku vakti. Hadi çocuklar uykuya vardı orada. Hanımlar beyler günün üçüncü yarışmacısıyla masa başında kafa kafaya verdik. Önceki iki yarışmacının başına gelenleri konuşuyorduk. Büyük geçmiş olsun diyerek başladık. Esra Hanım. Ne yapıyorsunuz Esra Hanım? İyiyim.
Çalışıyorum. Çok iyi. Nerede? Kadıköy'de bir hastanede. Aa, çok güzel. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor, yoğun. Çok iyi. Normal. Harika. Hastane yoğunluğu. Bir endişelendirdi mi sizden önceki iki yarışmacının başına gelenler? Evet, endişelendirdi ama şey dedim, keşke ben yarışsaymışım. Ne, ilk başta mı? Geçseydi şu diye. Aynen, evet. Şu an daha heyecanım. Peki, biraz. Sizin iddianız var mı? Yarışmaya çağrılmadan önce vardı. Tamam, onu soruyorum zaten. Şimdikini boş verin. Evet, 8000'i geçiyorum genelde, evet. Ama yarışmaya çağrıldıktan sonra düştü 5000 falan oldu. Stresten. bakalım belki değişir o işler. Umarım. Peki şimdi 8000'i geçeriz diye umut ederek umarım, başlıyoruz evet. Şimdi. Peki efendim, selam göndermek istediğiniz biri var mı? Ailem. Aileniz. Canım annem ve canım babama selam evet. Gönderiyorum. Onları çok seviyorum. Aleyküm selam. Biz de çok seviyoruz onları. Teşekkür ederim. Rica ederim. Eşim de burada. Eşiniz de burada. Evet. Kameranın arkasındaki evet. Beyefendim. Böyle yapıyorlar. Size destek olmaya geldi. Evet. Peki o da güvenir mi kelimelerinize? Güvenir ama o benden daha iyi. Gerçekten. Sizi niye gönderdiniz? O ben da... başvurdum çünkü. Aa, medeni cesaret diyorsunuz. Evet. Aynen. O da Esra Hanım da varmış sevgili izleyenler. Ne yapalım, öyle kelime bilmeyle olmuyor işler. Aynen. Başlayalım öyle. Mı ufak ufak? Hanımlar beyler, ilk sorumuz geliyor. Şafağın söktüğü yön. Yön. Bir yön. Doğu. Doğu doğru cevap. Dört harfli ikinci kelimemizin sorusuna bakalım. Yıldız sayısından nitelik ve hizmet kalitesini anlayabileceğiniz konaklama otel. İşletmesi. Otel doğru cevap. Beş harflere geçtik. Batı kökenli bir sözcük isteyeceğiz sizden şu soruya cevap olarak. Bazı tedavi yöntemlerinin uygulanması için ayrılan süre. Harf alabilir miyim? Tabii ki. Buyursunlar. S. Harf alayım. Harf aldık. S. S'lerce. Hiçbir şey gelmiyor şu an. Bazı tedavi yöntemlerinin uygulanması için ayrılan süre. Mesela. Muayene geliyor aklıma ama. Gibi bir şey. Terapi nokta noktası. Seans. Seans doğru cevap. Beş harflerden devam ediyoruz. Batı kökenli bir kelime geliyor şimdi cevap olarak şu soruya. Yüksek gerilim hattından aldığı elektriği şehrin şebekesinde kullanılabilecek seviyeye düşüren dönüştürücü. Hiçbir şey bilmiyorum. Harf almak kesin istiyorum. Kesin biliyorsunuz. Alın ama harf. Trafo. Trafo doğru cevap. Çok iyi. Altı harflerden devam ediyoruz. İsim soylu bir sözcük gelecek cevap olarak. Bakalım nasıl sormuşuz. Beklenmedik. Garip bir şeyin sebep olduğu şaşkınlık. Şaşırma. Harf alayım. Tabii. Ye. Aslında bildiğiniz ve burnunuzun ucunda olan bir kelime. Beklenmedik. Garip. Beklenmedik. Garip bir şeyin sebep olduğu şaşkınlık, şaşırma. Aa yani. İnanamıyorum. Gibi bir şey. Harf alayım. Harf verdik. Harf alayım. Alın alın. Heh, artık bildiniz. Hayret. Hayret bir şey Esra Hanım yani. Efendim altı harflilerdeyiz yine. Tek kelime bir cevap. Belgesellerde falan geçiyor bu kelime. Bakalım nasıl sormuşuz. Otlarla ve sık ağaçlarla örtülü geniş orman. Harf alayım. Harf verdik. Harf alayım. Harf aldık. Efendim İngilizce orman. Harf alayım. Harf aldık. Cazgır diyeceğim ama. Değil. Can göz. Ne? Evet. Can göz. Sonunu yanlış onun. Can kız, can gez. Can güz. Hayır, değil. Can gür, can gör. Hayır, hayır. Harf alın. Harf alayım. Can gör. Tamam, can şimdi. Gül. Devam. Can gel. Devam. Can gil. Can gal. Can gol. Can göl. Evet. Can gul. Noktasız bir şey. Can gol. Can gıl. Can gıl doğru cevap. Bir tek onu söylemem. Evet. Bir tek onu söylememiştiniz. Evet. Efendim 7 harflerdeyiz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız olacak. Süreniz 1.53. Buyursunlar.
Acı bir olayı unutturmaya çalışma. Teselli. Acısını hafifletme. Teselli doğru cevap. 2700 puanımız var Esra Hanım. 1 dakika 49 saniyede süremiz var. Yani süre bizi sallayabilir. O yüzden bir çıt hızlansak tamam. Fena olmaz. Efendim 7 harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek. İngilizceden dilimize geçmiş bir sözcük ama yerleşmiş artık bizde yani. Gelsin sorusu. Birçok ortaklığın hisse senetlerini elinde bulundurarak onları denetimi altında tutan yatırım ortaklığı. Fon. Değil değil. Daha basit düşünün. Büyük basit düşünün. Birçok ortaklığın hisse senetlerini elinde bulundurarak onları... Holding. Holding doğru cevap. Efendim 8 harflilerdeyiz. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım sorusu. Soru olmamasına rağmen erkek kuaförlerinin soru tonlamasıyla müşterilerine yönelttikleri söz dizisi. Ne, sakal. Bıyık. 2 kelime. Saç sakal. Saç sakal doğru cevap. Editörümüzün dalga geçmesi peki bununla. Soru cümlesi olmamasına rağmen. Hadi bakalım. Efendim 8 harflerle devam ediyoruz. Yapım eki almış bir kelime soracağız şimdi size. Şu soruyla soruyoruz. Gün ışığı anlamındaki sözcük. Gün ışığı. Güneşli. Hayır, daha basit düşünün efendim. Mesela gece ne olur? Karanlık. Gün ışığı. Aydınlık. Aydınlık doğru cevap. Efendim 9 harflilerdeyiz şu an. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Sinema dünyasından geliyor sorusu. Bakalım. Sinemada sihrin ortaya çıkmasını sağlayan ses ve görüntüye doğal yolla elde edilemeyen özellikler katan uygulama. Animasyon. Gibi bir şey ama değil. Hmm. 2 kelime. Harf alabilir miyim? Alırsınız. Buyurun. Bu böyle fantastik filmlerde çok olur. Harf alayım. Harf aldım. Biliyorum ama şu biliyorsunuz, an aklıma gelmedi. Biliyorsunuz, kesinlikle biliyorsunuz. Bir tane daha var. Alalım, evet. Aldık bir harf daha aldık. Durdurmak istiyorum. Yapay ses ve görüntü. Yapay sesli görüntü. Yok, ya ses ve görüntü ekleniyor. Bir şey fabul mu? Değil, alakası yok. Gittik. Hiç aklımda yok şu an. Özel. Özel. Afaki. Özel. Yok. Özel. Özel. İfade. Özel ifade. Değil. Değil. Başka bir alakası yok. Özel. Batı köken. Özel. İfade. Değil. Eforu. Özel F. Yok. Aynı ses harfle devam et. Aman be! Özel efekt olacaktı. Kalpler kırıldı sevgili izleyenler. Evet. Olsun. Hala gün birinci olma şansınız var. Orhan Bey'i geçme şansınız var hala. Merak etmeyin. O sonda patlamıştı. Siz biraz daha önde patladınız. Ben öyle olmam. İnşallah. Efendim özel efekt cevabı bizi mahvetti ama 9 harflerle devam ediyoruz. Yapım eki almış bir kelime soracağız. Gelsin bakalım sorusu. Hiçbir şeyi beğenmeyen, hiçbir şeyden memnun olmayan, sinameti şahıs davranışı değil. Hiçbir şeyi ben hiçbir şey. Harf alayım. Harf aldık. 19 saniye. Harf alayım. Harf aldık. 15 saniye. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. 13 saniye artık. Bir harf daha aldık. Bir harf daha aldık. 10 saniye. Evet. Mızmızlık. Mızmızlık doğru cevap. Mızmızlık doğru cevap. Efendim 10 harflilerdeyiz şu an. 2 kelimeden oluşan ve mastarla biten bir deyim. Bir konu üzerinde konuşulurken ilgisiz, gereksiz şeylerden bahsedip asıl harf alayım, meseleyi harf unutturmak, alayım. Konuyu karıştırmak. Bir şey boğmak. Ha. Lafa boğmak. Lafa boğmak doğru cevap. Şimdi 2 harf alırsanız 1 saniye arttırmanız lazım. Tamam. Alacağım. Aa. Gerek var mı? Yok bence yok. Bence gerek yok. Ciddi söylüyorum ya. Efendim 2 kelimeden oluşan bir aksesuar soruyoruz. Gelsin bakalım soru. Kontak lensin çerçeveli ve görece daha ilkel optik hali.
optik lens. Hayır. Kontak lensin çerçeveli. Sakin olun. Tamam. Kontak lensin çerçeveli ve daha ilkeli. Kontak lens nedir efendim? Yani demin dediniz ya bir şey. Lens. Gözlük. Heh, onda olana, o görmemize yarayan gözlükteki şey. Optik mercek mi? Hiç, yani ilk kelime dediğiniz şey zaten. Optik. Değil, hayır. Nerede gözlük, bu? Gözlük, mercek. Heh, hayır, gözlük. Evet, ikinci kelime de o, ne o efendim? Malzemesi ne? Gözlük, cam. Nedir? Gözlük, lamel. Hayır, gözlük, tamamla. Camlı. Camlı olur mu? Gözlük nesi efendim? Gözlük camı. Gözlük camı doğru cevap. Allah iyiliğinizi versin Esra Hanım. Bugün nedir yahu böyle? Aa, herkese kıran girdi. Gözlük cam, gözlük lam. Enteresan gerçekten ama ne yaptık ettik. Gün birinciliğine oturduk. Büyük geçmiş olsun Esra Hanım. 6700 puanla kıl payı. Gün birincilik koltuğunu Orhan Bey'den şu an devraldınız. Ama Serhat Bey muhtemelen canınızı okuyacak. Onu şimdiden şey yapmayayım ama göreceğiz. Şimdi onu da şey yapmayayım, ona da nazar değdiririz maazallah. Onu da dememiş sayalım beni. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür çok tatlı ederim. Yarıştınız. Tekrar ederim. Görüşürüz inşallah. Umarım. Hanımlar, beyler, Esra Hanım'ı alkışlarla uğurlayacağız ve Serhat Bey'e geleceğiz. Yok ya mı? Masaj yapan oldu mu? Yok. Estağfurullah mı? Gitti sonuna. Ödemiş. Ödemiş kendisi. Allah Allah. Az daha koca omuzlarınızdan tutup sallayacaktım Mete Bey. Durum bu, Nide'den geliyorum. Bizde kalın bari Naci Bey. Tövbe estağfurullah. Kadına bir şeyler oldu sevgilisi. İbrahim Selim değil doğru cevap. Hanımlar, beyler, günün son yarışmacısı Serhat Bey'le masada buluştuk. Bu tur dananın kuyruğunun kopacağı tur. Bakalım neler yaşayacağız Serhat Bey. Tekrar merhaba. Merhabalar. Ne var ne yok? Her şey çok iyi. Maşallah. Yani evliyim, iki çocuk babasıyım. Çocuklarım Allah iyi. Allah bağışlasın. İşim iyi. İyi gidiyor. Çok şükür. Moda'da iş yeriniz evet, diye. Evet, Kadıköy Moda'da. Evet. Sağlık? Sağlıkta öyle bir iki ufak şeyler var. Onlar da şimdi hallediyoruz zaten. İnşallah tedavisini görüyoruz. Öyle İnşallah. Yani kaslarla ilgili bazı problemler oldu. Evet. Onun haricinde yani şu anda Türkiye'de olmayan bir iş yapıyorum aslında. Evet. 4 yıl önce aklıma değil de bir arkadaşım vasıtasıyla başıma gelen bir işti. Aa. Yani 30 senedir ben restoran sektöründeyim ama bunun işte ilk 25-26 senesi garsonluk ve yöneticilikti. İlk aşçılık deneyimim bu benim. Hı hı. 4 sene önce işte tam pandemiden kapanmalardan 2 gün önce açtık. Güzel bir şeyimiz oldu. Aa, Serhat Bey. İşte o aradaki 1-1,5 senelik süre bize şey olarak döndü. Eğitim yani, süreci. Hani hem geliştirme hem işte bir dünya üzerindeki bir mutfağı alıp Türk damak tadına uyarlama gibi oldu şeyler. Oldu. Şu anda güzel de oldu. Ay maşallah. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Aslında sushi yapıyorum. Evet. Reklamını yapmayacağım ama Türkiye'de sushi'yi dürüm olarak bir tek ben yapıyorum. Dürüm olarak yapıyorsun. Evet. Kocaman böyle. Lavaşa sarmıyorsunuz. Yok, yosuna, yine yosuna sarıyorum. Ama dürüm yapıyorsunuz. Evet, yani bir tane mesela normal şimdi sushi porsiyonları böyle 5-6 dilimliktir ya. Evet. Benim bir tane dürümümde 15 dilim sushi var, öyle düşünme. Sıra sıra böyle. Vallahi mi ya? Güzeltir evet. Hay Allah, canımızı istetti adam ya. Bir gün isterseniz başımızın üstünde yeriniz var, ne demek her İnşallah. Zaman. İnşallah. Ben işte diyetteyim, pilav çok yiyemiyorum o yüzden. Şöyle yağ, şeker, tuz herhangi bir şey kullanmadan buharda pişmiş pilavla böyle azıcık isterseniz size böyle şey farklı seçeneklerle de hazırlayabilirim. Siz tamam. Gelin. Yönetmen de kulağıma fısıldıyor. Olur olur yeriz diye. Her zaman başım üstündeyiz. Çok teşekkür ederiz. Çok zarifsiniz. Sizin peki kafanızda bir puan var mı? Ya şimdi aslında şöyle, ben kitap okumakla, bu kelime oyunlarıyla yani kendim de telefonumda orada burada bilgisayarımda oynuyorum. Çok seviyorum. Evet. Ama yani arkadaşlar da söylediler yani televizyonda izlemekle burada olmak arasında gerçekten çok fark var. Evet. Yani hani nutku tutuluyor insanın bazı yerlerde. Şimdi o kadar hani sorular şeydi, ben bile hani böyle dışarıdan bakmama rağmen takılıyorsunuz ama şimdi dediğim gibi hani... Bakacağız. İnşallah güzel olur yani. İnşallah. İnşallah. Bakalım, ben de buradayım, destek atacağım ben de. Teşekkür Merak ederim. Etmeyin Serhat. İhtiyacınız olur mu emin değilim ama göreceğiz. İnşallah olmaz ama olur. İnşallah. Sonra. O zaman ufak ufak. Hanımlar beyler, ilk sorumuz geliyor. İnsanoğlunun yakıtı. Ateş. Değil. İnsanoğlunun yakıtı. Ha. Yiyecek anlamında. Ha. Gıda. Gıda doğru cevap.
İkinci dört harfli kelimemize bakıyoruz. Yapıştıralım soruyu. Ebediyete intikal vakti. Ecel. Ecel doğru cevap. Beş harflilerdeyiz. İngilizceden dilimize geçmiş bir kelime çıkmamış, kalmış. Allah onu bildiği gibi yapsın bir kelime. Gelsin sorusu. Baş ağrısı, baş dönmesi, sık soğuk algınlığı geçirmek gibi fiziksel stres. Rahatsızlıklara neden olabilen psikolojik gerilim. Stres doğru cevap. Efendim beş harflilerdeyiz yine. Batı kökenli bir kelime soracağız. Coğrafyadan geliyor. Buyursunlar. İki kıyı arasındaki dar ve derin deniz anlamında Fransızca kökenli sözcük. Biliyorum onu. Evet. Boğaz. Değil. Değil. İki kıyı arasında dar ve deniz. Harf alayım. Buyurun. Yattıkları. Bir harf daha alayım. Yok yok. Daha basit düşünün. Kenar? Değil değil. Bu insan eliyle açılıyor. Bu. Kanal. Kanal doğru cevap. Süreç. Evet. Alt harflilerdeyiz. Bir sıfat soracağız. Buyursunlar. Nasıl soruyoruz onu? Millete özgü, milletle ilgili ulusal. Anlamlarında bir sıfat. Ulusal doğru cevap. Alt harflilerde devam ediyoruz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Buyursunlar. Soru şöyle. Yeraltı koridoru. Metro, tünel. Değil. Yeraltı koridoru. Evet. Alt geçit. Değil. Farsça kökenli. Harf alayım. Harf aldık. Ayasofya'nın altında falan var bunlarda. Keşfedildi. Bir tane daha harf aldık. Harf aldık. Biliyorum bu kelimeyi. Tabii tabii kesinlikle. Dehliz. Dehliz doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz. Batı kökenli bir sözcük. Tek kelime bir cevap. Gelsin bakalım sorusu. Yuva kurmanın ilk adımında kesilerek dünya evi kapılarının aralandığı ipekli şerit. Kurdele. Kurdele doğru cevap. Efendim 3300 puanımız ve 2 dakika 40 saniye süremiz var. Hiç fena gitmiyoruz. İnşallah böyle devam ederiz. 7 harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek. Çoğunlukla dekorasyon amacıyla kullanılan bir eşya soracağız. Bakalım nasıl soracağız. Süslü köşe yastığı. Kırlent. Kırlent doğru cevap. 8 harflilere geçtik. Batı kökenli bir sözcük soruyoruz. Şu soruyla... Şu. İçine dünyaları sığdıran kare. Televizyon, değil. Ekran. Değil. Ama onun gibi bir şey. Böyle romantik bir soru olmuş. Kare. Kare. İçine dünyaları sığdıran dörtgen. Kare. Bir harf alayım. Harf aldınız. Çok basit düşünün. Televizyon falan dediniz ya. Yani yaklaşık ama. Bir harf daha alayım. İçine dünyaları sığdıran kare. O böyle bir dünyaları o ana sabitleyen. Böyle bir. Dünyaları o ana sabitleyen. Ne karesi olur efendim? Ne karesi olur? Ha. Mor? Değil değil yok yok ha. Öyle değil. Daha basit düşünün ya. Mesela televizyon falan dediniz ya. Evet. O mesela sabit değil akan bir görüntü. Evet sabit bir kare. Evet ne o sabit kare? Anı olsun diye... Fotoğraf. Fotoğraf doğru cevap. Kareden çok gidince teşekkür ederim. Çok şekle takıldınız. Evet evet çok şey oldum ya. Efendim 8 harflilerdeyiz. Yapım eki almış bir kelime soruyoruz. Halk ağzındaki anlamıyla soruyoruz. Gelsin bakalım. Halk ağzında yolunda giden işlerde yaşanan bir aksiliği niteleyen söz. Harf alayım. Geldi harf. Bir harf daha alayım. Çok basit düşünün. Hani bir şey yolunda giderken bir terslik olur. Tamam o da işte nokta nokta deriz. Nazarlık. Nazarlık doğru cevap. Efendim 9 harflilerdeyiz. Bir tıp terimi soruyoruz. Gelsin bakalım nasıl soracağız onu. Ucunda kamera bulunan bir cihazla yemek borusu mide gibi boşluklu organları görüntüleme yöntemi. Harf alabilirsin. Bir harf alayım. Al. Bu kelime evet, işte evet. Böyle takıldı insan. Bir harf daha alayım. Endoskopi. Endoskopi doğru cevap. Efendim 9 harfli ikinci aradığımız cevap. İki kelimeden oluşan bir söz dizisi. Gelsin bakalım. Televizyonda çocuklar için mini bir animasyonla hatırlatılan dinlenme durumuna geçiş zamanı. Uyku vakti. Sonunu değiştirin.
Uyku zamanı. Daha... Çocuklarıma hep söylüyorum. Evet. Hadi çocuklar uykuya vardı orada. Yo, durdurun bileceksiniz. Uyku nesi dediniz? Uyku vakti. Ha, onu Türkçe söyleyin. Zamanı dediniz ona da. Evet. Onu da zamanı neyle belirliyoruz efendim? Uyku saati. Uyku saati. Doğru cevap. Efendim 10 harflerdeyiz. İki kelimeden oluşan ve mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım. Bakıyoruz. Baktık. Yanılgıya düşmek. Yanılgıya düşmek. Hata yapmak. Efendim? Hata yapmak. Hata yapmak doğru cevap. Sayıklarken doğru cevabı verdiniz Serhat Bey. İki kelimeyi duymadım. Evet. O yüzden. Efendim 10 harflerde son. Hatta bu turda son. Son soru. Buyurun. İki kelimeden oluşan bir denizcilik terimi soracağız size. Aranız var mıdır denizcilik terimi? Yani çok yok ama deniz kenarını seviyorum. Okuyorum bazı şeylere bakıyorum. Hadi bakalım. Gelsin bakalım soru. Rüzgarı tam arkadan almış olarak tam yol ilerlemek. Pupa yelken. Doğru cevap. Pupa yelken doğru cevabıyla Serhat Bey 8800 puan aldınız. 59 saniyede arttırdınız. Gün birincisi de oldunuz. Teşekkür ederim. Hadi geçmiş olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet vallahi şimdi çıktı. Şimdi rahatlayacak. Şu anda duruyorum birazcık nefes alıyorum. Büyük geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Çok gayet güzel yarıştınız. Yani önceki yarışmacıların harcadığı harfler de biraz rahat ettirdi tabii. Evet yani. Muhtemelen o... daha sıkı yarışıp daha yüksek puan alma ihtimaliniz de vardı. Ya işte yani takılıyor insan. Mesela tabii, endoskopi tabii. Şöyle tabii. Söyleyeyim geçen hafta kayıp ederim için aldım randevuyu. Yani hani biliyorum ama gelmiyor. Doğru söylüyorsun. O yüzden şey yani çok teşekkür ederim. Vallahi. Ben teşekkür ederim. Ama güzel bir sonuç aldık en nihayetinde. Hafta finaline beraber gideceğiz. Sadece hafta finali bileti armağan etmiyor kelime polislerimiz. Bir de efendim kitap armağanları var. Çok teşekkür diğer ederim. Üç yarışmacımızda da var. Bütün yarışmacılarımızı bir alkışlayalım. Çok tatlı yarıştılar bugün. Hanımlar, beyler biz Serhat Bey'le hafta finaline gidiyoruz ama akşamları buradayız. Muhakkak bekliyoruz. Tekrar görüşene kadar iyi akşamlar.